Selam dostlar, bugün sizlere birbirinden sürrealist, psikodelik filmlerle geldik. Hiç giriş uzatmadan direkt videoya geçelim. Siz de bize destek olmak için bir beğeni, yorumu ve değilseniz abone olmayı çok görmeyin dostlar. Enter the Void filmi Tokyo'da küçük çaplı işler çeviren uyuşturucu satıcısı Oscar'ın gözünden izliyoruz. Oscar bir gece bir polis baskınında yakalanır ve vurulur. Ölüm deşeğinde ruhu dünyadan ayrılmaya direnir ve kız kardeşi Linda'yı korumak üzere kızın peşine düşer. A Scanner Darkly, Amerika uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kaybetmiş durumdadır. Uyuşturucu yüzünden Ajan Fred, Bob isminde uyuşturucu satıcısı olan ikinci bir kişilik geliştirmiştir. Fred'in meslektaşları Bob'u yakalamak üzere bir operasyon başlatırlar ve çözülmesi olanaksız bir yolculuk başlar. Philip K. Dick'in sevilen romanı A Scanner Darkly, gerçek oyuncular üzerine gelişmiş bir animasyon tekniği ile hayat buluyor. Naked Lunch, Pim, aslen olası görünmeyen bir yarı otobiyografik roman uyarlamasıdır. Bill, sıradan bir yaşam sürmektedir. Ailesini geçindirmek için böcek ilaçlayıcısı olarak çalışmaktadır. Bir gün karısı, Joe'nun evdeki böcek ilaçlarıyla kafayı bulduğunu ve bağımlı olduğunu öğrenir. Bill de ona ayak uydurur ve gözünün önünde bambaşka bir dünyanın kapıları açılır. Artık etrafta dolaşan ve konuşan dev böcekler, karısının onu en yakın arkadaşları Hank ve Martin ile aldattığını kulağına fısıldayan ayaklı daktilo makineleri, bu yeni gerçekliğin standartlarıdır. Bill, kafasına koyduğu bir içki şişesini vurmak isterken karısını öldürür. İçine daldığı bu hayal dünyası ona çok şeye mal olur. Easy Rider, iki macera perest motorcu Amerika'nın güneyine doğru dumanlı bir yolculuğa çıkarlar. Yolculukları esnasında Amerikan ruhunu rüzgar gibi arkalarına alıp ülkenin farklı yüzleriyle karşılaşırlar. Otostopçular değişik mola yerleri ve hayatlarına girip çıkan her şey onları yollarına daha fazla bağlar. Peter Fonda, Dennis Hopper ve Terry Southern tarafından yazılan film, katıksız bir yol filmi. 68 kuşağının yollara ve özgürlüğe duyduğu bağlılığa dair yapılmış en güçlü film. Tüm karakterlerin neredeyse doğaçlama, içinden geldiği gibi hareket ettiği tartışmasız bir kült film. 99 Frank. Octave, dünyanın en ünlü reklam ajanslarından birinde çalışmaktadır. İnsanların ne isteyeceğine kendisi karar veren Octave, paraya para dememekte, etrafındaki kızlara da gününü gün etmektedir. Fakat ajansın en güzel kızı Sophie ile yaşadığı aşk ve çok büyük bir şirketle yapacağı iş görüşmesi yüzünden heyecanlanıp aklını kaybeden Octave, kendi reklam kampanyasını sabote ederek sisteme karşı gelmeye başlar. Frederick Babylon'un reklam şirketinde çalıştığı sıralarda yazdığı kitaptan uyarlanan film, reklam dünyasını hedef alan eleştirel bir film. Fear and Loathing in Las Vegas. 1972 yılında Nixon Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı. Ülkenin gençleri Vietnam'da ölüyordu ve Raoul Duke denen adam bütün bunların üstesinden bildiği tek yöntemle gelmeye çalışıyordu. Gizemli hekim Gonzo ve Raoul Duke, Las Vegas çöllerinde aynı arabada yol almaktadırlar. Son sürat gitmekte olan arabanın yolcularının her ikisi de kendilerine çığlıklar atarak saldırıya geçmiş olan yaralılardan kurtulmaya çalışmaktadırlar. Radyoda Vietnam Savaşı'nı anlatan spikerin sözleri ise çok da fazla bir şey ifade etmemektedir. Çünkü onlar gerçekte halüsinasyonları ile baş başadırlar. Otostop yapan bir üçüncü yolcu için durduklarında her ikisi de olabildiğine normal davranmaya çalışırlar. Duke, yeni yolcularına görevlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Pink Floyd The Wall, delilik ile dahilik arasında sınırda duran bir rock yıldızının zihniyle karşı karşıyayız. Bir yabancılaşma duvarının örülüşünü ve yıkılışını canlı olarak izliyoruz. Duyulara bir taarruz bu. Tüm zamanların en başarılı ve en bilinen rock albümlerinden biri olan The Wall'un özüne sadık sinema uyarlaması, Pink Floyd'un has adamı Roger Waters imzalı senaryosuyla duvar, umutsuz, kendisinden nefret eden bir rock yıldızının kendi hayatını algılayışı ve dibe vuruşunu anlatan dışa vurumcu, imgesel, stilize ve karanlık bir müzikal. Mulholland Drive. Mulholland otoyolu boyunca hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Mulholland otoyolu, Hollywood'un gerçeküstü evreninde geçen karmaşık bir hikayedir. Bu öyküde şehrin şizofrenik doğasını keşfederek masumiyet ve ahlaksızlığın, iyilik ve kötünün, iffet ve namussuzluğun eşine kolay rastlanmayan karışımına tanık olacaksınız. Duygusal deneyimlerin labirentinde dolaştıran kabuslar ve rüyalarınızı aynı uykuda buluşturan bir psikolojik hikaye. Trainspotting,
Eroin bağımlısı bir grup gencin hayatına ayrıntılı bir bakışı konu alan ve Ivan Welsh'in romanından Danny Boyle tarafından sinemaya uyarlanan film, Renton 20'lerinde küstah bir uyuşturucu müptelasıdır. Hiçbir şeyi umursamayan arkadaşları Tommy, Spot, Sick Boy ve Big B ile birlikte yaşamlarını giderek yıkan olaylar yaşamaktadırlar. Ve videonun ilk sırasında aşağı yukarı her videoda sanırım son zamanlarda önerdiğimiz A Clockwork Orange var. Britanya gelişmekte olan bir yer gibi görünse de ilaç bağımlısı olan bir çete her gün suç gösterisi yapmaktadır. Sokakta gezen çete insanları döverek hırsızlık yapmaktaydı. Bir zaman sonra çete lideri olan Alex diğer arkadaşları tarafından polise ihbar ediliyor. Bundan sonraki zamanlarını hapiste geçirecek olan Alex'in cezasını hafifletmek için önüne bir fırsat çıkacaktır. Bir deney için onun kullanılmasına izin vermesi lazımdır. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere birbirinden psikodelik filmlerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın dostlar.